Ünlü sunuculardan Esra Ceyhan, 1969 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İstanbul'dur. Babası asker olduğu için farklı şehirlerde bulunmuştur. Özellikle Bursa ve Diyarbakır'da fazlaca bulunmuştur. İlkokula Bursa'da başlamasına rağmen o sırada Diyarbakır'a babasının tayin olması nedeniyle orada okumuş ve bitirmiştir. Ortaokul ile lise öğrenimini ise Bursa'da tamamladı. İstanbul'a geçişi ise üniversiteyi kazanmasıyla gerçekleşti. 1986 tarihinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanmıştır. 1988 tarihinde o henüz üniversitede ikinci sınıftayken bir davet almış ve Halit Kıvanç ile tanışma şansı yakalamıştır. Bu tanışma ile beraber bir nevi hayatı da değişmiştir. Üniversite yıllarındayken TRT ekranlarında çalışmaya başlamıştır. Halit Kıvanç'ın tekliflerine rağmen kamera önünde değil, kamera arkasında görev yapmıştır. Daha sonra Flash TV'ye geçmiş ve artık kamera karşısında seyircileriyle buluşma şansını yakalamıştır. TRT ekranlarındaki programlarda yönetmen yardımcılığına kadar yükselmiştir. 1996 tarihiyle beraber HBB televizyonu ile beraber gündüz kadın programlarını sunmaya başladı. Esas önemli adından söz ettireceği sene ise 1997 tarihi olmuştur. Bu tarihte ATV ekranlarına transfer oldu ve yaklaşık olarak 9 seneye yakın ATV ekranlarında Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı sunmuştur. Gerçekten çok uzun bir süre bu görevi başarıyla yerine getirmiş ve izlenen bir program olmuştur. Bu program ATV ekranlarında bitip ardından çok uzun bir süre olmasa da bir müddet TV8 ekranlarında da programı sundu. Köşe yazarlığı da Sabah ve Posta gazetelerinde yapmıştır. TV8'den sonra yine kısa süre kadar kanalda ekranlarında da bu programı sundu. Ve daha sonra program bitmiştir. Ünlü sunucunun C Yapım isminde yapım şirketi vardır. 2012 tarihinde Kanal 7'ye transfer oldu ve programını orada da sürdürdü. Esra Ceyhan kendisi 1992 tarihinde diş hekimi olan Barbaros Ceyhan ile evlenmiş fakat 2009 tarihinde tam 17 yıl sonra ayrılmışlardır. Ayşe isminde bir kız çocukları bulunmaktadır. Televizyon ekranlarında görmeye alıştığımız ünlü sunucu şu sıralar ekranlarda bir program sunmamaktadır.